Bir ilahiyatçının agnostik oluşu. Öncelikle ben Timur. Gerçek ismim değil. 26 yaşındayım. İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. İlahiyat fakültesini bitirdim. Lise yıllarımda bir tarikat mensubuydum ve ciddi anlamda İslamcı ve şeriatçıydım. İlmihal yarışması birinciliğim var. Kelam yani iman konusunda da uzmandım. Bütün arkadaşlarım gelip benden yardım alırlardı. İmamlık sınavı puanım sınav notum 92 idi. Söylememin amacı sıradan bir imam hatipli değilim. Din konusunda tüm ailemi karşıma almaktan çekinmezdim. O ana kadar. Her şey kafamdaki o soruyla başladı. Neden tüm peygamberler Orta Doğuda? Bu soruyu daha çocuk yaştayken babama sorduğumu hatırlıyorum. Babam, Allah İsraillere torpil geçmiş demişti. Çocuk yaşta biraz ikna olmuş bir şekilde ayrılmıştım yanından. Detaylı da düşünmedim. Büyüdükçe farklı farklı sorular kafama geliyordu. Birkaçını saymak istiyorum. Neden bütün peygamberler Orta Doğu'da? Tanrı Japonları, Kızılderilileri vesaire düşünmemiş mi? Rivayetlere göre 124 bin peygamber var diyorlar. Tanrı peygamberleri acizlerden mi seçmişti? Neden hiçbir iz bırakmamışlardı? Dünyada bilinen 4300 din var. Neden benimki doğru? Benim dinim doğruysa diğer anne ve babadan doğan çocukların suçu neydi? Tanrı varsa ne bu düzensizlik? Güçlünün zayıfı ezdiği, birilerinin yaşamak için birilerini öldürmek zorunda olduğu gerçeği. Bu dünya bizim içinse neden %80'i su? Neden büyük bir kısmı çöl? Neden büyük bir kısmı yaşanamayacak kadar soğuk ve birçok yer insan yaşamına uygun olmayan vahşi hayvanlarla dolu? Evrim bilim tarafından kabul edilirken din neden reddeder? Evrimin olduğuna dair binlerce makale varken yaratılış hakkında neden kayda değer bilimsel makale yok? Daha uzayıp gider. Sizi sıkmak istemiyorum. Tanrı'ya inanmak için çok uğraştım. Caner Taslaman'ın kitaplarını okudum fakat söylediklerinde sürekli bir sorun vardı. Daha önce gittiğim tarikat hocalarına ve Diyanet'e sordum. Ciddiye alınacak cevap bile alamadım. Barış Özcan bir videosunda eski çağda yaşayan bir insan olsanız ve bir cep telefonu bulsanız ona bir cep telefonu der misiniz yoksa bu daha önce hiç görmediğim kadar pürüzsüz, parlak, ışıklı bir taş mı dersiniz? Muhtemelen ona farklı anlamlar yüklerdiniz. Dediği an bir ışık daha yandı. Biz 2000 yıl önce yaşayan bir insanı günümüz teknolojisi sayesinde tanrı olduğumuza ikna edebiliyorsak günümüz teknolojisinden 2000 yıl ilerideki bir medeniyet bizi tanrı olduğuna ikna edebilir. Bunu düşündükten sonra dedim ki Tanrı'yı gökyüzünde görsem, karşıma çıksa, beni öldürüp dirilse de ona inanmam. İnansam bile bu Tanrı olduğu için değil, benim yaşadıklarımdan etkilendiğim içindir. Bir Tanrı varsa bile tam olarak Tanrı'yı asla anlayamayız. Tanrı sonsuz akıllı bir varlık ve bizim aklımız sınırlı. Örneğin Einstein'ın bildiği her şeyi 3 yaşındaki bir çocuğa anlatmanıza benzer. Bu yüzden ben artık Tanrı ile ilgilenmiyorum dedim. Öğrendim ki buna agnostiklik deniyormuş. Bu düşüncemi ilk hayat arkadaşıma açmak istedim. Çünkü o bir Müslümandı ve eşim olarak bunu bilmeye hakkı vardı. Kriz geçirdi, bağırdı, çağırdı ve ağladı. Yatıştırmam birkaç saat sürdü. Abim de koyu bir Müslüman olmasına rağmen saygı gösterdi. Babam, ortan yok mu senin? Ya beşe beş katıyorsun ya dinden çıkıyorsun dedi. İş arkadaşlarımsa, sen bu namaz kılanlardan daha iyisin. Hakka ve hukuka dikkat ediyorsun. Bazen şaşıyoruz kim Allah'a inanıyor diyorlar. İrtibata geçmek isterseniz geçebiliriz. Niyetim size destek olmak ve insanların neler yaşadığını herkese göstermek. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.